Evet arkadaşlar, çok şükür sporumuzu yaptık, bel antrenmanımızı, havuzumuza girdik ve şimdi mutfağa geliyorum. Saat neredeyse 2'ye yaklaşıyor, öğlen aramda güzel hani sporumu yaptım, havuzuma girdim. Ama inanın acıkmıyorum, kahvaltı da yapmadım. Nasıl bu şekilde dayanıyorum ben de bilmiyorum. Değişik bir şey geliştiriyorum yani, nasıl diyeyim. Yemeğe karşı duyarlılık mı diyeyim, ne diyeyim. Canım çekmiyor, yiyesim yok doğru düzgün hiçbir şey. Yani iştahım olmuyor, özellikle sabahları hiç iştahım olmuyor. Akşamları da çok fazla yemememe rağmen. Ama bugün bu değişecek. Bugün iyi yemek istiyorum akşam. Çünkü sabah şu an böyle olmadığım günlerde ve iyi sporla başladığım günlerde inanılmaz bir midem kazınıyor. Akşam zaten görüyor olursunuz çılgın yemekleri. Ama şimdi sabah için sağlıklı, fit, küçük bir şeyler yapalım. Benim şu sıralar en sevdiğim şey bu yulaflı karışımlar yapıyorum. Fakat evde muzum yok. Muzum olsa çok iyi olurdu. Neyse muzsuz yapacağım. Neler koyuyorum sizler de şimdi onu görürsünüz. Kendimi iyi hissettiriyor. Bayağı böyle farklı farklı şeyler eklemeye çalışıyorum. Evde ne varsa onlardan yapıyorum. Biraz daha spontane. Ve o gün neyim varsa dediğim gibi ondan yapıyorum. E şimdi ilk önce güzel bir tabak çıkartalım. Evet, IKEA'dan almıştık arkadaşlar bunlardan. Yanlış hatırlamıyorsam IKEA, yok Metro'da mıydı emin değilim, IKEA'dan diye hatırlıyorum. Şöyle bayağı derin, çok büyük gözükmüyor gerçi ama buna güzel güzel doldurup tatlı tatlı yapıyorum. Şöyle almış olduğum arkadaşlar fıstık ezmesi vardı. Protein Ocean'dan aldım. Tabii birçok yerden alabilirsiniz. Yani size iyi enerji verecek. Genelde yağ yüzdesi yüksek olsa da sağlıklı bir yağ oluyor. Biraz kalorisi yüksek ama sabah gününüze başlarken ve enerji vermesini istiyorsanız bence mantıklı bir tercih oluyor. Bir de damla çikolata ekliyorum biraz arkadaşlar. Şu sıralar bayağı hoşuma gitmeye başladı. Bu etinin lifalifini kullanıyorum yulaf ezmesi. Fakat bunu direkt kullanmayacağım. Islatıp şu arkamda gördüğünüz mikrodalgayı atacağım. Ve o şekilde yumuşatacağım. Bir de geçen İste Gelsin'den sipariş vermiştik. Şöyle Kellogg's'un granolasından göndermiş 3-4 tane. Bunu da ekliyorum. Çok güzel oluyor. Yani tek başına da harika ama sadece bundan yemektense hepsinin içine şöyle bir paket, küçük bir paket atıyorum. Harika oluyor. Eğer elimde bu yoksa şu Mums granoladan kullanıyorum. Bunun gibi farklı bir granola da ekleyebilirsiniz. Kakaolu. Bayağı güzel. İnternetten alıyoruz bu arada. Bundan da bakabilirsiniz. Aşırı lezzetli. Tek başına da dediğim gibi harika gidiyor. Tabii ki benim için olmazsa olmazlardan biri de arkadaşlar ceviz. Dolu dolu ceviz koyuyorum içine. Hem sağlıklı, zaten tek başına bile harika bir şey olduğu için bu tarz bir gevrek karışımı içinde de mükemmel gidiyor. Bence kesinlikle ceviz de eklemeyi, fındık da ekleyebilirsiniz. Farklı farklı işte badem, madem seviyorsanız o tarz şeyler onlardan da ekleyebilirsiniz ama bu şekilde harika oluyor. Burayı kapatalım. Ve şu şekilde arkadaşlar blueberry. Yaban mersiniydi galiba, aynen. Yaban mersini kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Dediğim gibi muz olsaydı muz da olacaktı. Ve Pınar denge bu şekilde 10 numara 5 yıldız dolu dolu bir vitamin bowl'u diyelim. Vitamin tabağı şimdi geliyor. Onları hazırlayalım. Tabii biraz bal veya reçel de kullanıyorum arkadaşlar tat vermesi için. Veya bazen içine arkadaşlar biraz da whey proteinli shake yapıyorum. O şekilde de böyle hazırlıyorum. Zaten bayağı tatlı bu arada. Protein Ocean'ı, yine bu çikolatalı whey'ini deneyebilirsiniz. Benim bayağı hoşuma gitti. Sırf pankekler, krepler vesaire diye hani onları hazırlayayım, o tarifleri hazırlayabileyim diye almıştım. Biliyorsunuz whey proteini, hani protein ihtiyacınızı karşılamanız açısından bu şekilde bunu da kullanabiliriz. Görüyorsunuz bayağı bir dolu dolu şeyler olmuş oldu. Şimdi hızlıca bunları hazırlayacağım arkadaşlar. Tabii bildiğiniz şeyler bunlar ama insan tekrar tekrar gördüğü zaman böyle motive olabiliyor. Ben bile ona ihtiyaç duyuyorum. Bazen kendi eski vloglarımı izliyorum. Oo diyorum, ne kadar güzel hazırlamışım ben. Hoşuma gidiyor. İnsanın tekrar hatırlamaya ihtiyacı olabiliyor. Hanım ve çocuklar çıktılar. Evde yalnızım. Bu şekilde olumlu güzel değerlendiriyorum. Dediğim gibi evden iş günüm. Bunları hazırlayayım. Hemen masamın başına oturayım. Laptopta biraz vakit geçirmem gerekiyor. Yapmam gereken işler var. Hadi bakalım hızlıca şu bowl'u doldurun. Evet arkadaşlar, inanılmaz sıcak oluyor yanları. Biraz su ekledikten sonra mikrodalga yatınca ve süper yumuşuyor. Çikolatalar da eriyor. Bayılıyorum. Şimdi ise hemen bu fıstık ezmemi ekleyeceğim. Çünkü diğer türlü karışmıyor. Sıcak olursa harika oluyor. Ve ondan sonra da sırasıyla zaten bunları ekleyeceğim. Thank you.
Evet arkadaşlar, bu şekilde harika bir şey oldu. Proteini şu an için yapmaya ihtiyaç duymadım çünkü kendimi çok aç hissetmiyorum. Eğer proteini de yaparsam inanılmaz bir şekilde kendimi tıkamış olacağım. Eğer doymazsam belki daha sonra tekrar atarım. Hadi şimdi masama geçelim. Arkadaşlar evde verimli güzel bir gün geçirirken bir anda karıcım çıka geldi ve ne aldı dersiniz? Bang bang diyorum. Bang bang. Ben de ayakkabı dairesinde de vlog çekiyordum bu arada, biliyor musun? Evet. Şuraya bakın arkadaşlar, bir tane pro alıp gelmiş. Ve güzel, gayet küçücük. Açmadım daha, şu an açasım da yok. böyle kalsın istiyorum. Gerçekten çok hoş. Yani hiç beklemiyordum. Bir anda inanılmaz güzel bir sürpriz yaşamış oldum şu şekilde. Allah hepinize böyle eşler nasip etsin arkadaşlar. Biliyorum çoğunuz zaten erkek oluyor izleyenler. Tabii arada kadın izleyicilerimiz de var ama siz evde böyle güzel koca diyeyim veya hani bu karakterde bir eş diyeyim daha doğrusu. Nasip etsin. Çok mutlu etti beni. Harika. Evet, yani hiç beklemediğim bir şekilde bu hediyeyi almak çok güzel geldi. İhtiyacım da çok vardı arkadaşlar. Hatta bakın telefonum arkada şarjda. Benim telefonum 8 Plus'ta. O zaman da tabii yine en iyi telefondu. Tabii üstünden çok zaman geçti. Artık sizlere daha güzel reels'lar yapmak için, daha güzel görüntüler çekmek için ihtiyaç duyuyordum yani. Son belki hani bir senedir alayım. Hadi aldım, alıyorum. Hatta bir kez sepete ekledim. Ya dedim neyse şimdi boş ver dur. Babalık içgüdüm beni orada durdurdu. Bu kadar büyük harcama yapmayayım diye. Yine tabii ayakkabılara yatırıyoruz bütün servetimizi. Evet, şimdi şunu bir kutu açımını yapayım. Çok güzel gerçekten. En güzel renginde almış siyah, bu grafit rengi. Harika. Evet, şu şekilde harika bir kutu açımı yapmış olalım. Şuralardan yırtıyoruz herhalde. Bu arada ben bayağı bir pro işlerine şey kaldım, uzak kaldım. Artık kabını koruyucunu kendin alırsın. En sevmediğim kısım o, biliyor musun? Evet, zor. En zor kısım o. Hiç nefret ediyorum yani. Şöyle yanında hediye verseler aslında ona, değil mi? Keşke yani. Evet, bakalım nasıl çıkacak. 300-500 liralık şey yapmıyorlar ya. Ooo, çok iyiymiş ya. Arkadaşlar uçak. Uçak gibi bir şey alındı, şuraya bakın. Harika gerçekten. Mükemmel ötesi. Senin diğeriyle kıyaslayalım. Evet. Rengini. Ha, içinden şey çıkıyor, kablosu çıkıyor. Sadece kablo çıkıyor. Sadece kablo çıkıyor. Kulaklık çıkmıyor artık. E tabi onları ekstra. Neyse ki zaten arkadaşlar ben şöyle prosunu almıştım zaten, AirPods Pro. Allah'tan almışım. 1800 almışım, 4000-5000 mi ne oldu bunlardan? 5300. Of, o kadar mı gitti? Ve yeni zaten adaptör almıştım. Benimkisi de bu. Şuraya bakın. Bayağı bir üstte zıplama oldu. Benimkisi tam black'miş. Bu grafit rengi diye geçiyor değil mi? Evet, daha iyiymiş. Ben tek ya sen... O yüzden ben farklı almaya çalışıyordum renk. Ya şimdi aynı olmasın, siyah olmasın. Aynen. Aynı değilmiş zaten. Değilmiş. Ya şu benim şu kamerama bakar mısınız arkadaşlar? Bunca zaman bu kamerayla dedim, şimdi 3 tane canavar gibi kamera geldi. Harika. Evet, şu an önünü açmak istemiyorum, biliyor musun? Evet, şöyle çıkartalım. Let's go. Harika. Kasa gibi. Evet, ben şu an mutluluğumu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. İnşallah daha güzelleri sizin olsun diyorum. Yalnız gerçekten çok iyiymiş ya. İnsanların ellerinde görüyordum. Neyse, alırım ben de oluyordum. Hatta dediğim gibi sepete ekledim. Ama dedim ki ya başka bir harcamamıza kullanırız. Hani durumumda vardı o sıra. Niye almadıysak, niye yapmadıysak. Çok iyi ya. Bu rengin Pro Max'ini evet. alacaktım. Bu rengin Pro Max'ini eklemiştim. Bir terabaytını eklemiştim. Bu 512 bu arada. Neyse, Pro Max çok büyükmüş zaten. Şu an büyüklük olarak benimkisiyle çok bir fark yok. Yok büyük. Daha mı büyük? Benimkisi mi büyük? Aa iyi, bir tık küçülmesi de daha güzel olmuş. Evet arkadaşlar, şuraya yani bakın. Kalınlaştı, büyüdü. Kalınlaştı yani, diğeri çok daha büyük evet. olacaktı. Evet. Bence bu boy çok yok, güzel. Yok, şu an çok güzel oldu. Gerçekten. Evet, evet, evet. Şey. Hani bir ton şeye koyuyorum. Mesela işte drone uçuruyorum arkadaşlar. Ondan sonra ne bileyim gimbal'a koyuyorum. Bunun evet, gibi birçok şeye. Bu şu çok ideal yani. Pro Max olmaması daha iyi oldu. Kullanamazdım diye tahmin ediyorum. Tam elimin içine rahat oturuyor. Harika. Hadi şimdi şunu güzelce şarja takalım. Harikaymış. Bu anda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Oh arkadaşlar, ikindi atıştırmalığımız
efsane mercimek köftesi ve marullarımızla bu şekilde ikindi atıştırmalı yapıyoruz. iPhone'lar birbirine eşlerken çocuk gibiyim ya, gerçekten bekliyorum sizi heyecanla. Arkadaşlar, akşam ettik. Bugün biraz hesapta olmayan işler oldu. Güzel de oldu gerçi. Yeni iPhone'la, yeni telefonla çok meşgul oldum. Normalde biraz daha böyle sporlu, miporlu şeyler düşünüyordum. Ki zaten ama sabahleyin yaptık zaten, hem bel antrenmanı hem havuz. Havuz inanılmaz bir biçimde yoruyor beni arkadaşlar. Bilmiyorum sizler işte spor salonunda şurada burada girdiğiniz zaman şuraya Tuşi bu kadar yoruluyor musunuz, ama beni sanki böyle bir dövmüş gibi veya bütün gücümü emmiş gibi aşırı yoruluyorum. Normalde akşam spor salonuna gitmeyi planlıyordum fakat işte çok geç oldu. Şu an saat 11'e yaklaşıyor. Dışarıya bir koşuya gidesim var. Onun için de tercih edeceğim ayakkabı belli. Şöyle bu sıralarda arkadaşlar böyle ayakkabıların bazılarını satıyorum ediyorum falan. Bunun için de AD Store 21 Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Bir arkadaşım sağ olsun ilgileniyor. Ben birebir şey yapmıyorum, sürekli benimle bağlantılı. Ara ara da böyle satılıyor. Bakabilirsiniz. İşte bunları da yavaş yavaş satacağım. Beğendiğiniz olursa yazarsınız. Arkadaşım zaten bana iletir. Şimdi giymeyi özlediğim, sürekli her akşam koşuya gitmek istediğim ayakkabıyı çıkardım. Ayakkabımız bu arkadaşlar. Ne gelirse göreceksiniz. Nike Air Zoom Alpha Fly The Next Percent. Aynen. Çok uzun bir ismi var. İçinde poşeti var kendiliğinden gelen. Ve cidden kaliteli, güzel bir poşet. Kutu açımı da yapmıştım biliyorsunuz. Birkaç tane bununla alakalı da Reels falan da yaptım hatta. Bu arada Instagram'dan Reels yapıyorum, YouTube Shorts yapıyorum. Mutlaka desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir like, bir yorum, bir paylaşım, bir şey güzel olur. Şu sıralar evden çalıştığım için daha çok içerik üretebiliyorum. Severek yapıyorum zaten bunu da. Sizden ricam da birkaç like atmanız. Çünkü emek alıyor, vakit alıyor. Keyifli yapıyorum tabii. Hoşuma gidiyor ama ufak like'lar, beğeniler, yorumlar güzel tabii. Gerçekten inanılmaz bir ayakkabı gerçekten arkadaşlar. Şu farklı bir rengini daha almayı çok istiyorum açıkçası. Evet, şimdi birazdan bunları giyelim ve dışarı çıkalım. Böyle takılıyorum buradaki parkurlarda. Çok da güzel oluyor.